Merhaba Eğitim Toka TV izleyicileri. Ben coğrafya öğretmeniniz Bülent Omca. Bugünkü dersimizde Türkiye'nin bitki örtüsü konusuyla ilgili soru çözümleri yapacağız. İsterseniz ilk soruyla konuya başlayalım. Buyurun. 1. Avrupa kıtasının tamamında 12.000 bitki türü yer alırken Türkiye'de 12.000'den fazla bitki türü bulunmaktadır. Ülkemizin bitki çeşitliği bakımından bu derece zengin olması üzerinde verilenlerden hangisi etkili olmuştur arkadaşlar? Bakalım. Bir, iklim çeşitliliği. Evet, ülkemizde iklim çeşitliliği fazladır arkadaşlar. İklim çeşitliliği fazla olduğu için bitki çeşitliliği de fazladır. Bu nedenle ülkemizde 12 bin tür bitki vardır. Bunların üçte biri endemik, üçte biri relikt. Yani üçte biri endemik, ender görülen sadece bir bölgede görülen bitki. Relikt yani kalıntı bitki üçte biri. Üçte biri de tüm dünyada görülen bitki. Düşünün Avrupa kıtasının tamamında görülen bitki çeşitliliğinin tamamı neredeyse Türkiye'de görülüyor. Bu durumun nedeni bir, Türkiye'nin iklim çeşitliliğinin fazla olması. 2. Orta kuşakta yer almasın. Evet doğrudur arkadaşlar. Orta kuşakta yer aldığımız için iklim çeşitliliğimiz fazla. İklim çeşitliliğimiz fazla olduğu için de arkadaşlar bitki çeşitliliğimiz fazladır. 3. Jeolojik yapı. Evet değişik jeolojik yapılara ait araziler olduğu için bu nedenle Türkiye'de relikt yani geçmiş dönemden kalma bitkilere de rastlıyoruz. Bu da var seçeneğimizde. Ormancılık faaliyetler. Hayır arkadaşlar. Ormancılık faaliyetlerinin yapılıp yapılmaması bir yerdeki bitki türü çeşitliliğini belirlemez. O nedenle doğru seçeneğimiz arkadaşlar 1, 2, 3 maddesinin olduğu C seçeneği olacak. İkinci soruya geçtiğimizde özellikleri verilen bitki topluluğu aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde yetişir. O zaman Akdeniz iklim bölgelerinde olacak. Akdeniz iklim bölgelerinde olan bitkiler neler? Bunları söyleyelim arkadaşlar. Akdeniz iklim bölgelerinde olan kısa boylu bodur ağaççıklardan oluşan maki topluluğu vardır. Maki. Makilerin tarif edilmesiyle garik oluşur. O zaman savan olmaz, sitep olmaz, orman olmaz. Ya maki ya garik diyeceğiz arkadaşlar. Daima yeşil kalan bodur ağaç ve çalılardır. Aa, daima yeşil kalıyormuş bodur ağaç ve çalılardan oluşan toplulukmuş. O zaman bu maki bitki topluluğu arkadaşlar. Maki bitki topluluğu daima yeşil kalıyor. Arkadaşlar ağaçların yaprakları ise yaprakları ise arkadaşlar kadifemsi tüylü oluyor. Yüksek yaz sıcaklığında e, nem kaybını önleyebilmek için cilalı ve kadifemsi tüye sahip oluyor. Yabani zeytin, keçi boynuzu, mersin, kermez meşesi, sandal, koca yemiş gibi bitkilerden oluşuyor. Evet bunların oluştuğu topluluğa biz ne diyeceğiz? Maki bitki topluluğu diyeceğiz arkadaşlar. O zaman doğru seçeneğimiz A seçeneği oluyor arkadaşlarım. Geçelim bir diğer soruya. Ülkemizde aşağıda verilen yerlerin hangisinde 0 ve 500 metre yükselti basamağında geniş yapraklı ormanlar daha fazla yer kaplar? Arkadaşlar bir yerde geniş yapraklı ormanların geniş yer e, yer kaplaması için ormanların deniz yani 0 ile 500 metre arasında kaplaması için orman başlama alt alçakta olması gerekiyor. Orman başlama alt sınırını nem belirler. Nem'in fazla olduğu, yağışın fazla olduğu yerlerde yıl boyunca nemin fazla olduğu yerlerde ormanlar deniz seviyesinden başlar. Buna göre ülkemizde bu özellikleri taşıyan iklim hangisidir? Karadeniz iklimi. Karadeniz iklim bölgesinde olan yerleri arayacağız. Akdeniz iklim bölgesinde alt kısımda maki bulunur. Onun üzerinde orman bulunur arkadaşlar. Bu nedenle bu nedenle Akdeniz iklim bölgelerinde ormanlar biraz daha yüksekten başlayacak. O zaman ne arayacağız biz? Karadeniz iklim bölgelerini arayacağız. Baktığınızda Muğla çevresi Akdeniz iklim bölgesinde, Antalya Akdeniz iklim bölgesinde, İzmir çevresi Akdeniz iklim bölgesinde. Afyon ve çevresinde ise karasal iklim özellikleri görülür. Alt kesimde yüksek olmayan yerlerde 0 ile 500 metrenin olduğu yerlerde bozkır bitki topluluğu görülmektedir. Yükseklerde ormanlar görülür. Ormanların deniz seviyesinden başladığı yer ise Doğu Karadeniz'dir arkadaşlar. Burada Doğu Karadeniz'de Giresun ve çevresini vermiş. O zaman doğru seçeneğimiz Giresun çevresinin olduğu E seçeneği olacak. Evet dördüncü soruya geçtiğimizde Türkiye'de doğal bitki örtüsünün genel dağılış hakkında aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Akdeniz kıyılarında bin metre yükseltide kızılçam ormanları görülmektedir. Evet arkadaşlar Akdeniz kıyılarında 1000 metre yükseltide Kızılçam ormanları görülür. Kızılçam ormanları Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde görülen orman topluluğudur. Doğru bilgi. Erzurum Kars çevresinin doğal bitki örtüsü çayırlardır. Evet Erzurum Kars Ardahan çevresinde yaz yağışlarıyla yeşeren uzun boylu otlardan olan büyükbaş hayvancılığın da üzerinde yapıldığı altında da çernezyon toprağın olduğu ne olurmuş? Çayır bitki topluluğu görülürmüş arkadaşlar. Doğu Karadeniz'de iğne ve karışık yapraklı ağaçlar bulunmaktadır. Evet arkadaşlar, Doğu Karadeniz'de iğne ve karışık yapraklı ağaçlar bulunur. Çünkü aşağılarda geniş yapraklı, biraz yukarıya çıktığında karışık yapraklı, biraz yukarıya çıktığınızda iğne yapraklı ağaçlara rastlarsınız. Ankara ve çevresinde orman alanları Kastamonu ve çevresine göre daha fazladır. Hayır arkadaşlar. Türkiye'de orman alan varlığının düşük olduğu yerlerden birisi Ankara. Bir diğer yer ise Güneydoğu Anadolu'dur arkadaşlar. Güneydoğu Anadolu zaten orman varlığının Türkiye'de en az olduğu yer. Ankara çevresinde eskiden orman varmış ama insanlar tarafından bu ormanlar tahrip edilmiş. Bunun sonucunda bozkır alanlar oluşmuş. Hatta bu bozkır alanlara antropojen bozkır diyoruz. Belki biliyorsunuz tarihten arkadaşlar. Yıldırım Beyazıt ile Timur arasında yaşanan Ankara Savaşı sırasında Timur, fil sürüleriyle gelmiş Anadolu'ya ve fillerini Ankara çevresinde bulunan bir yere saklamış. Nereye saklamış? Pursaklara. Pur Farsça'da fil demek. Yani filleri sakladığı yer Pursaklar bölgesi eskiden ormanlık bir alanmış. Şu anda Pursaklar çevresinde ormanlık alanı görmek mümkün değil. Ne yapılmış bu ormanlık kalanlar İnsanlar tarafından tahrip edilmiş. Yani burası bozkıra çevrilmiş. Bu bozkıra biz ne diyoruz? Antropojen bozkır. O zaman Ankara ve çevresinde yerleşimden, tarım alanı açmaktan kaynaklı ormanlar tahrip edilmiş. Kastamonu yöresinde orman alanı Batı Karadeniz'de çok fazla, Kastamonu yöresinde de Türkiye'de orman aranın fazla olduğu yerlerden birisi. Hatta Türkiye'de keresticilik sanayinin, kağıt sanayinin geliştiği yerlerden birisidir. Bunu bilmeniz gerekiyor. O zaman yalnız seçeneğimiz bu. Edirne seçeneğine bakalım. Kuzey Anadolu dağlarının kuzey yamaçlarına, güney yamaçlarına göre orman alanları daha fazladır. Evet, kuzey yamaçlarda orografik yağışlar olduğu için, yağış miktarı fazla olduğu için, nem fazla olduğu için orman alanı daha fazladır. O zaman doğru seçeneğimiz D seçeneği olacak. 5 numaralı soruya geldiğimizde Kızılçam ormanları Türkiye'de güneşli gün sayısının fazla olduğu yerlerde yetişebilmektedir. Bu ormanlar kuraklığa karşı dayanıklıdır bu ormanların haritada numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde yaygın olması beklenmez. Bakalım Kızılçam ormanlarını zaten biz ne demiştik? Akdeniz iklim bölgelerinde görülüyordu. Güneşli gün sayısı buralarda fazlaydı. Fazla olduğu yerlerde görülüyordu ve bunlar kuraklığa karşı dayanıklı orman örtüsüydü. Ve bunlarda bulutlu gün sayısı fazla olmayacak. Yani güneşli gün sayısı fazla olacak. Şu verdiğimiz dört bölgede Akdeniz ikliminde yer alır. 2, 3, 4 ve 5 numaralı yerler Akdeniz iklim bölgelerinde yer alır. Bu nedenle buralardan kızılçam ormanları görülür. Yaz kuraklığına dayanıklıdır. Güneşli gün sayısı burada fazladır. Ama 1 numaralı o bölgede arkadaşlar karışık ormanlar görülmektedir. Burada bulutlu gün sayısı fazla. Kuraklığa karşı buradaki ormanlar dayanıklı değildir. O nedenle doğru seçeneğimiz Akdeniz iklim bölgesinde olmayan, Karadeniz iklim bölgesinde olan bir numaralı seçenek olacak arkadaşlar. Geçiyoruz bir diğer soruya. 2014 YGS sorusu. İklim koşulları göz önüne alındığında haritada Koyu renkle gösterilen yer aşağıdaki bitki türlerinden hangisinin hakimiyet bölgesi olarak değerlendirilebilir? Verilen yer, verilen yer Doğu Karadeniz arkadaşlar. Doğu Karadeniz'de karışık ormanları bir arada göreceğiz. Doğu Karadeniz'de karışık ormanları bir arada göreceğiz. Yani Karaçam'ı göreceğiz, Ladin'i göreceğiz, Kayın'ı göreceğiz, Göknar'ı göreceğiz arkadaşlar. Bu toplulukların bir arada olduğu. Şimdi bakalım seçeneklerden. Maki Akdeniz ikliminin görüldüğü yerde görülüyor. Kızılçam Akdeniz ikliminin görüldüğü yerde oluyor. Fıstıkçam'ı yine İzmir ve çevresinde görülen bir orman türü. O zaman bu olamaz. Sitep karasal iklim. O zaman Karadeniz iklim bölgesinde görülmüyor arkadaşlar. Yine sedir, akça ağaç bunlar aynı bölgelerde ve Akdeniz iklim bölgelerinde görülüyor. Gelelim. Karaçam, Alpin çayır. Aa, burada Alpin çayır var. Karaçam oluyor da Alpin çayır sert karasal iklim bölgelerinde görülüyor. Evet yüksek alanlarda da var burada. O zaman burada olmuyor arkadaşlar. Orman türü. Kızılçam, sedir, maki. Kızılçam, sedir ve maki. Akdeniz iklim bölgelerinde görülüyor. Bize ne dedi burada? Doğu Karadeniz'de olan o veya Karadeniz iklim bölgesinde olan orman türünü sordu. Burada ladin, kayın, göknar gibi türler bir arada görülecek sevgili arkadaşlarım. Devam edelim. 2015 LYS 3 sorusuna geldiğimizde Yukarıdaki haritada numaralandırılarak koyu renklerle gösterilen alanların hangilerinde step bitki örtüsü bölge sınıflandırılmasına bir ölçü, ölçüt olarak kullanılabilir. Step bitki örtüsünün olabilmesi için karasal iklimin görülmesi gerekiyor. O zaman biz iklime göre ayırt edeceğiz ve bitki örtüsünü çıkaracağız. Arkadaşlar hemen bir numaralı yerden gelelim. Bir numaralı yer neresi arkadaşlar? İşte Menteşe yöresinin olduğu yer. Hangi iklim görülüyor? Akdeniz iklimi görülüyor. Burada ne var? Maki bitki toplulukları var. O zaman bir numara seçeneklerimiz içerisinde olmayacak. Geliyoruz iki numaralı yere. İki numaralı yer arkadaşlar İç Anadolu bölgesinde e, burada sitep bitki örtüsü görülür. Karasal iklim görüldüğü için ne görülüyormuş burada? Sitep bitki örtüsü görülür. O zaman iki numaralı yer sitep e, bitki örtüsü bölge sınıflandırılması içerisinde yer alacak. 3 numaralı yere gelelim. Karadeniz ikliminin görüldüğü bir yer burada. Karadeniz ikliminin olduğu yerde bitki örtüsü ormandır. O zaman orman bitki örtüsü varsa burada burada 3 numaralı yerde sınıflandırma içerisinde yer almayacak. Yani 1 olmadığı gibi 3 de olmayacak maddeler içerisinde. 4 numaralı yere geldiğimizde 4 numaralı yer karasal iklimin görüldüğü yer. Burada step bitki örtüsü var. O zaman 4 numaralı yer sınıflandırma içerisinde olacak. 2 ve 4 sınıflandırma içerisinde olacak. 5 numaralı yer Erzurum Kars Ardahan'ın olduğu yer. Burada çayır bitki örtüsü var arkadaşlar. Bu da sınıflandırma içerisinde yer almayacak. O zaman doğru seçeneğimiz 2 ve 4 numaranın olduğu C seçeneği olacak arkadaşlar. Geçiyoruz 2016 YGS sorusuna. Bakalım bir bölgenin iklim özellikleri ile bu bölgedeki bitki örtüsü arasında yakın bir ilişki vardır. Karasal iklimin en büyük özelliği yaz, kış ve gece gündüz arasındaki sıcaklık farkının fazla olması, kışların çok soğuk geçmesi ve kar yağışının fazla olmasıdır. Türkiye'de iklimin egemen olduğu alanlarda aşağıdaki bitkilerden hangisi yetişmesi beklenmez? Arkadaşlar, karasal iklim bölgelerinde kız sıcaklıklarına veya düşük kış sıcaklıklarına dayanıklı bitkiler yetişir. Bu verilen bitkiler içerisinde sığla ağacı endemik bir bitkidir. Sadece Fethiye Köceis gölü çevresinde yetişir arkadaşlar. Ve kış sıcaklıklarına düşük kış sıcaklıklarına dayanıklı değildir. Bu nedenle cevabımız D seçeneği olan sığla ağacı olacak. Geçiyoruz bir diğer soruya son sorumuz bu 2017 YGS sorusu arkadaşlar evet aşağıdaki haritada maki Türkiye'deki dağılışı koyu renkle gösterilmiştir verilen alanların coğrafi özellikleri dikkate alındığında bu bitki örtüsünün yetişme koşullarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur özellikle yaz aylarında bol yağış istemektedir arkadaşlar Akdeniz ikliminde yağışlar kışın düşer, yazlar kuraktır. O zaman bu seçeneğimiz yanlış. Don olaylarının görüldüğü yerlerde yetişmektedir. Arkadaşlar Akdeniz iklimi Türkiye'de donlu gün sayısının en az geçtiği, en az olduğu iklimdir. O zaman bu seçeneğimiz de yanlış arkadaşlar. Akdeniz iklim bölgesi ise eğer burası donlu gün sayısı az olacak. Evet gelelim sadece Tererosa topraklarına yetişmektedir. Hayır arkadaşlar şu kısımlarda Tererosa toprak çokça görülmez. Akdeniz ikliminin görüldüğü veya Akdeniz kıyı kuşağına Tererosa topraklar görülüyor. O zaman bu seçeneğimizde sadece Tererosa dediği için yanlış Yükseltinin 500 metreye geçtiği yerlerde yetişmektedir. Hayır. Bu kıyı kesimler zaten 0 ile 500 metre genelde yükseltiye sahip olan yerlerdedir. Yükseltinin 500 metreye geçtiği yerlerde de yetişmemektedir arkadaşlar. O zaman bu yerler nedir? Genel olarak Akdeniz kıyı kuşağı, Ege kıyı kuşağı, Marmara kıyı kuşağı, Güney Marmara kıyı kuşağı. Buralar Akdeniz iklim koşullarının etkili olduğu yerlerdedir. Bu bitki de burada yetişmektedir. O zaman doğru cevabımız C seçeneği olacak genç arkadaşlarım. Evet. Bir sonraki derste tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi davranın arkadaşlar.